Ekranlarından hepinize merhabalar değerli izleyenler. Yepyeni bir Asırlık Hikayeler programıyla yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada başımızın tacı büyüklerimizi ziyaret etmeye ve onların hayat hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. Bu hafta Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi mahallesindeyiz ve 1935 yılında hayata gözlerini açan Ali amcanın evine misafir oluyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden programımızı başlatalım ve Ali amcanın hayat hikayesini hep birlikte dinleyelim. Bugün benim efkar... Ben 1935 yılında 10. ayın 10'unda Arguvan kazasının Eğimli köyünde dünyaya geldim. Çocukluğum umumiyetle yoksullukla geçti. O zaman kıtlık vardı, yani Türkiye'de kıtlık vardı. İşte babam çalışır çabalardı. Biz 5 kardeştik. 2 bacı, 3 erkek kardeştik. Ablam, kız kardeşim biri benden büyüktü. Yani ömrümüz o 7 yaşına kadar yoksullukla günümüzü geçirdik. Bir gün biz Muharrem ayında oruç tutardık. Oruç tutarız. Oruç olduğumuz gün gittim, bizim bir dere akıyor. Çay, o çay, elimizi yıkadık. Kış günü bir baktım ki ben yola düştüm, geliyorum. Bizim köy, ev köyün üst tarafındadır, yani çıkışında. Bıyıklarından böyle buz salkan bir adam geldi. Baba yiğit bir adam. Amca nereye gidiyorsun dedim ya. Dedi ki kurban, kimse içeri almadı ben dedi. Hadi bize gidek dedim. Bize gidek dedim ama babamdan da korkuyorum. Annem fakirlik görmüş, öksüz yetim büyümüş bir kadındı. Götürdüm bunu. Dedim Allah'a da anam rast geldi. Anam rast geldi. Neyse içeri aldık. Soba yanıyor. Adamın o otur oturmaz bir palaz gibi bir şeyimiz vardı. Palazın üzerine oturdu. Böyle sandalye, masa bir şey yok. Evet. Tezeklerin üzerine oturduk. Mal mayısından büyük tezek yapardık. Tezeklerin üzerinde otururduk. Adam Casemen bayılmadı mı? O buzlar çözülünce, demek sıcağı görünce her taraf donmuş. Bayıldı adamcağız. Bayıldı, biz çığırmaya başladık kardeşlerimiz, anam. Babam akırdı, hayvanlarla ürgendi. Ulan bu bağırma neye bağırıyorsun ulan dedi. Babam geldi. Geldi ki adam, bu kim dedi. Dedim ki, anam dedi ki bir tanrı misafiri dedi. Gelmişler, bir de içeri aldık dedi. Babam daha bir şey demedi. Adam neyse, su mu döktüler, bir şeyler yaptılar, adamı ayıttılar. Ayıttılar. Oturduk şimdi. Adam biraz kendisine geldi. Yemek yiyeceğiz. Yemek soframız geldi. Anam bir çorba yapmış. İşte bir şey yok o zaman. Kıtlık var. Bir şeylerden çorba gibi bir şey yapmış. Ekmeklerle bunu yemeye başladık. Yedik. Adamın boğazından aşmıyor. Dedi ki benim dedi 3 çocuğum var. Bir de hanımım var dedi. Ağaçlar dedi. Ben dedi buraya dedi bir ekim mekin almaya geldim dedi. O da elime geçmedi dedi. Döndüm geri geleyim dedim. Neyse. Gece zöğüne kalktık. Oruç tutuyoruz ya. Kalktık adamcağız. Ha babam gece biz evde leblebi yaparlardı. Samanlığa koyduk biz samanın içine. Kışın çıkardı. Leblebi ve kuru süt. Bunları alırdık. Ya kışında
evde oturduğumuz zaman bunları ana babam bize dağıtırdı avuç avuç. Onları alıp yerdik canım. Onları götürdüler. Neyse adama çokça verdiler. Adam yemedi. Yemedi. Dedi ki çocuklarım abi dedi ben nasıl yiyeyim filan. Babam biraz daha verdi. Onları cebine koydu işte çocuklarına götürecek oldu. Neyse o geçti adam da sabahleyin yollayacak anam. 4 tane ekmek koydu. 4 ekmek. Yani biz ekmeği kendi annem yapardı. 4 ekmeği koydu. Dedi ki bizim de pek yok dedi. İşte Allah dedi şey dedi. İster ye ister dedi çocuklarına götür. Ufak bir şeyler yine koydular. Adam da yolladılar. Ha, gece de kalktı. Çarığının altı yırtılmış. Çorabı da yırtılmış. Anam kalktı o çorabı bir çuval kestiler. Çuvaldan yamadı. Babam da kalktı bir küçük çorak çarık dikti. Bizim gönlerimiz vardı hayvan ölüsünden. Çarık dikti. Adam bunları giydi dedi ki yenge Alekber dedi bana. Mehmet amca ben de daha bana ölüm kar etmez dedi. Ben dedi giderim dedi artık. Kalktı yolladık bunu. Geçti gitti adamcağız. O öyle geçti. Başı duman pare pare. Yol ver dağlar yol ver bana. Başı duman pare pare. Yol ver dağlar yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yâre. Yol ver dağlar yol ver bana. Yol ver dağlar yol ver bana. Ömrümün uzun yolu geçip gitsem yâre doğru. Gözlerim yaş dolu dolu. Yol ver dağlar yol ver. Gözlerim yaş dolu dolu. Yol ver dağlar yol ver. Şimdi babam yani tek başına çalışırdı. Onun için bize bazen de zulüm ederdi. Yani böyle hani adam kütten gelir, oduna gider, odundan gelir, suya gider, sudan gelir, tarlayı birlemeye gider. Evet. Çeşit işte hepsini kendi görürdü. Tarlamız da biraz vardı. İşte seneden seneye de 50 seneke buğday yedek kurdu. Hani kıtlık ya, olmazsa bu buğdayı kullanırız diye. Evet. Öyle bir tedbirli bir adamdı. Siz yardım ediyor muydunuz? Ya çocuğuz biz daha ne yardım edek? 7 yaşında 8 yaşında adam ne yardım evet. edecek? He? Anam yardım ederdi işte olursa başka yardım eden yok. Kardeş ilişkilerin nasıldı? Yani kardeşlerinle aran kardeşlerim nasıl? En büyüğü bendim. Benden büyük ablam vardı. O birler bizden küçüktü. Şimdi okul şeyine geldik. Benle küçük kardeş şey benim küçüğüm ikimiz okula gidiyorduk. İşte ben 4'teydim. Küçük kardeşim de 1'de 2'de yani 2'deydi. Şimdi defter yok, kalem yok, kitap yok. Bir defter aldım. Dedim ki ana bize bir defter al. Bir komşumuz çerçi vardı. 10 dallı defter satarlardı. 10 dallı. Ben 4. sınıftayım işte tarih, coğrafya, yurttaşlık, aile bilgisi. Kitaplar var. Matematik. Bunların için epey bir defter lazım. Evet. 10 dallı defteri bir günde bitirdim. Bir günde. Anam bir mıcır buğday almıştı. Babam bunu duyunca babam bize bir kızdı. Ulan Hümmet-i Müslüman diyor. Bir defter bir günde biter miymiş? 10 dallı bir defter. İşte ben de bir şey diyemiyorum. Korkumuzdan bir şey diyemiyorum. Bir daha bir şey, kitap için giderdim komşuya. Komşunun işte kitabını alırdık, okurduk. Veyahut ben okurdum, onlar dinlerdi. Veyahut onlar okur, ben dinlerdim. Öyle öğrenirdik yani. Bir ödemedi ve öğrenirdik. Öyle hayatım geçti. Beni ortayla mezun ettiler. İlkokuldan ortayla mezun oldum. Okul hayatını sevmişsin ama. Okul hayatım yani işte yoksunlukla geçti. İsteğin varmış yani okumaya, çok hevesim eğitim vardı. Almaya. Çok hevesim vardı. Şimdi öğretmen okulu imtihana gireceğiz. Babam beni bırakmıyor. Demişler ki ya senin çocuğun kim dilecek? Konuğun kim dilecek? Bunu ne diyorsan sadesin öğretmen okuluna. Yarın gittim seni seyipleyecek falan demişler. Babam buna inanmış. Beni imkan yok salmıyor. Zor bela bu şeye
bir gün bedelci vardı. Bedelci dedi ki, bunun dedi müfettiş gelmiş, bizlere yazıyor. Köyde yazıyor hepsini. Ben gittim yazacak. Ben dedi ki, sen dedi, haşa buradan eşeğinle dedi, bu adamı dedi, Harpuz'a götüreceksin. Orada seni yazacak dedi. İyi dedim. Pardon, Gevreni'ye götüreceğim. Onları aldım. Gece babam eşeği, o zaman olsa gidiyorlar, eşeği vermiyor. Gece kalktım, sıvırlandım, gizli. Kapıyı açtım, eşeğin falanını malanını vurdum. Eşeğe kapıyı ettim, kapıyı dışarıdan kilitledim. Yani mandalladım. Eşeği aldım, Gevreni'ye gidiyorum gece. Vardım Akbiran'a, şimdi Akbiran diyorlar, gittim oraya. Karanlıkta, üşümeye başladım. Ayağım korkmadın mı? Yok, hiç korkma aklıma gelmiyor. Korkmuyorum o zaman. Hani okumaya hevesim var ya. Evet. Sanki beni böyle bir şey çekiyordu böyle oraya. Öğretmen okuluna yazılacağız daha. Gittim oraya, baktım karanlık, hiç kimse yok. Üşümeye başladım. Eşeğin palanını aldım. Onun yularını bağladım. Eşeğin palanının içine girdim. Üşümeyen diye palanının içine girdim. Orada işte biraz durdum, ışıdı. Kalktım eşeğin palanını vurdum, kapıya dayandım. Gütçü Hasan'ın avradı, katık yayıyor. Sabahleyin katık, ayran yayıyor he. Dedi ki kurban dedi, daha yatıyorlar dedi. Sen evet. Dedi ki hayvanı güt dedi, ben seni çağırırım dedi. İyi dedim. Ben gittim aşağıda hayvanı yaymaya başladım. Güneş doğdu, neyse biraz sonra kadıncağız çağırdı. Gittik oraya. Adam da beni yazdı oraya, kaydetti. İyi bir öğretmen olur dedi. Yazıyor oraya. İyi bir öğretmen olur dedi. O şeyi de yazdı oraya. Ben seviniyorum. Neyse adamı aldım, Halpuz'a götürdüm. Halpuz'dan geri geleceğim. Şimdi geldim, babam gibi de biraz o şeyde o çavuş yerine falan ot edecekler. Hayvanlara kışlık ot edeyim. Babam baktım yoktur. Döndüm geldim. Benim babam beni dövecek bir şey dedi. Dedim bakıldık öyle. Ne yapacak bizi? Geldim. Heslendi, meslendi, kızdı, mızdı bana, sen salmayacağım dedi. Neyden sen salmayacağım diyor. Gitti. Şimdi imtihana gideceğiz. Tamam döndü geldi, imtihana gideceğiz. İmtihana gideceğiz, anam elinde 5 lira biriktirmiş, 5 lira. O zamanın parası. Ama yaya gidiyoruz, eşeklerle gidiyoruz, yaya geliyoruz. Orada işte 5 lira bana yeter gibi yani. 5 lirayı aldım, işte biraz da yiyecek miyecek aldık, ayağım başım yanmayak, hiç ayakkabı bir şey yok, çorap yok, yanmayak. Eşeklere, bedelci gene bizi götürdü, gittik, imtihana girdik. Orada eşekleri kan ettik, o kanda 10 kuruş, bir gece 10 kuruş verdik o kanın, bir geceliğine. O paramızı da verdik, imtihana girdik, imtihanda çok güzel geçti imtihanı. Geçti. Ben yani bizim köyde
Kamyonun yanına vardım, kamyon geldi, herkes çocuğunu götürüyor çocuklarını. Herkes götürüyor. Bir de bu Hacı Eren'in vardı, Mustafa'nın babası. Dedi ki Alekber dedi, bizim oğlan da gidecek dedi ama şeye gitti. Kuşu yeri var ki epey uzak. Dedim Hacı Eren'e gider çağırırım dedim. Dedi ki ben kamyonu bekledim, sen ayağın başımına koptum gittim. Ama belki 10 kilometrelik yeri var ha hemen hemen. Gittim Hasan Hüseyin'i oradan aldım geldim. Amcam oğlum. Aldım geldim. Şimdi amcam oğlu şey yaptım, o aklına geldi mi gözüne veri bağlıyor. Vallahi. Geldik girdik. Dedim ki ben dedim babam gelse vermeyecek adam var mı dedim içinizde. Biz dedi ki ben vermem dedi Hüseyin diye birisi. Kuzum Mustafa dedi, bir tanesi var dedi. O da dedi ki oğlum dedi babana karşı kimse bir şey demez dedi. Sen dedi düş yola git dedi. Gevreniyi geç dedi, biz gelip seni alacağız dedi kamyondan. Nerede şey durursun dedi, sen alırsın. Evet. Geçtim dereyi mereyi geçtim gittim kamyona bekliyorum. Kamyon geldi, kamyona bindim durdum. Bindirdiler geçtik. İbişemim de öküzü kaçmıştı. Bayaniye'de çift sürüyorlar, tohum ekiyorlar. İbişemim gelmiş demiş, Mehmet ağa buğdayı kaçtan verdin falan deyince. Babam demiş ki, ne buğdası İbiş demiş ya. O da demiş, oğlan geldi benden 20 kağıt aldı. Babam çizi bırakmış, koşmuş. Biz evimizin önünde pedede. Dönmüş ki, çavuş yeni geçmiş diye kamyon. Kamyondan geçtik geldik Malatya'ya. Kimisi anam oldu, kimisi babam oldu, kimisi vekilim oldu. Adamlar yardım ettiler bana da. İşimizi bitirdik, gideceğiz Malatya'ya, Akçadağ'a gideceğiz. Gittik Akçadağ'a. Cebimde 1 liram kaldı. Bir tek liram kaldı. 25 liradan bir lira kaldı. He. İşte artık senet yaptık, bilmem ne yaptık. Evet. He. Şimdi Akçalar'a dediler ki bir mayanağı noksan olmuş. Göz mayanası noksan olmuş dediler. Ne olacak? 50 kuruş gidiş, 50 kuruş geliş. Dedim tamam, bir liram var dedim. Gider gelir. Malatya vardı. Göz mayanası olduk. 50 kuruş verdim. Tekrar yine gireceğiz. Adamlar dediler ki bir yemek yiyelim. Benim param yok. Onlar yemeğe girdiler, ben dışarıda kaldım. Bir tanesi demedi ki, o büyük babaları demedi ki, ya Alekber sen niye gelmişsin, niye sen gelsene filan demediler. Paran var mı yok mu demediler. Bak bedelci var, herkesin babası var, herkesin babası var yani saymaya izin yok. O yemek kokusu eylemi hoşuma gidiyor, acıktım ben de acıktım. Yutkunayım, bir yemek kokusu hoşuma gidiyor. Elinde bir şey yok. Böyle derken, gezerken bibim oğlu vardı, benim bibim oğlu. Hemen arkadan bir gözümü tuttu. Zaten kendim attım. Baktım Halil Bey'im, benim amcam, bibim oğlu. Dedi, ne ediyorsun lan dedim, neyden dedim, geziyim. Paran var mı dedi, var dedim. O da bana bir tarif fasikülü alma diye küstüm ona. Öğrenciyken tarih fasikülü alacaktı, almadım, ona küstüm. Acaba parası var mıydı, yok mu da onu bilmiyorum, evet. Çocukluk işte. Dedi ki, olsun dedi, ben Akçadağ'a geleceğim dedi. Gelin bacım dedi, sana 10 lira verdi, gönderdi. Ben dedim parayı. 10 lirayı aldım, hemen lokantaya girdim. Lokantaya gittim, 3,5 lirasını yedim. Bugünkü gibi aklımda, acıkmıştım. Yedim. Onlarla beraber çıktık. Param da kaldı. Artık 6-7 lira param var. 50'sini verdim. Param da arttı yani. Geldi Akçadağ'a girdik. Derasılı 5-6 yıl orada okuduk. 6 yıl. Öyle şey yaptık ki yani böyle. Sıkıntı içerisinde gidip gelmişsin ama. Yani 5-6 yıl diyorsun ama. Tabii. O süreçte de çok sıkıntılar yaşamışsın. Çok. Para yok, kaçlık yok. Peki bir hiç şey böyle pes ettiğin zaman oldu mu artık? Yani yok, yapamıyorum, bırakacağım yok, dediğin yok, zaman oldu mu? Yok, hiç olmadı. Hiç bir sınıfta da kalmadım. Devamlı geçtim. Bir sene ikmala kaldım, Amcam beni dövdü. Geldim, ulan dedi sen ikmala niye kaldın dedi, bu halde gittin de. Dedim amca kaldım, bir dersten kalmıştım. Tabii onda geçtik yani. 6 yılda öğretmen olduk. Şimdi öğretmen olacak şey edeceğiz. Babam seni ev vereceğim dedi filan. Dedim ki evlenirsem dedim ben dedim hanımımı götüreceğim. Burada koymam.
evlenmesek dedim. Kalsın da zaman evlenirsem o zaman alıp geçelim. Evet. İşte yoksulluk bu sene kalsın falan dedim. Yok. Bitlis'e tayinim çıktı. Bitlis'in Mutlu Kazası'nın Künzo Köyü'ne tayinim çıktı. İlk görev yerinde İlk görev yerine. Kader torbasına elim uzattı. Tecelli kağıdım kararlı çıktı. Ömür defterine bir yol göz attım. Dertlerim içinde sıralı çıktı. Vah beni be. Döndük işte tekrar köyümüze geldik. Köyümüzde evlendik. Ben dedim hanımımı götüreceğim. Babam işte yoksulluk nasıl tanıştınız? Düğün edemem falan dedi. Düğünümüzü de yaptılar. Evlendik. Şimdi yollanacağız. Geldik şeye üç arkadaş. Birisi ben Bitlis'e gidiyorum. Bir tane var o da Mardin'e gidiyor. Biri de var Siirt'e gidiyor. Hepsi aynı bölge. Aynı yoldan gidiyoruz. Üç arkadaşız. İçimize yollandık. Mardin'e giden indi. Siirt'e giden dindi. Ben Bitlis dendim. Şimdi Bitlis'e vardık. Otelde vardık. Otelde bir ama bizim köyde bir Hüsük dayı vardı. Onun şeyini aldık. Telefonunu aldık. Yani telefon değil de ev numarasını aldık. Evet. Kimseyi tanımıyor. Otele vardık. Otele girdik içeri. Otelde. Şimdi altıyı içeri koyayım, oteli kapıyı kilitleyeyim, gidip kapıyı kilitleyip gelip daha yeni bir yere çıkmamışım. Efendim, derken gittim Hüsük dayıyı bulduk. Hüsük dayı geldi bizi götürdü. Kızları var, benim hanımın emsalı. Kızlar hanımı hamama soktular, elbisesini değiştiler, bir şeyler aldılar. Parasını ben veriyorum tabii. Ayrıca Hüsük dayıya borçlandım. 200 lira borçlandım dedim. Hüsük dayı oradan paranı gönderdim. Hüsük dayının parasını oradan gönderdim gerçi. Bizi yolladı Hüsük dayı. Geldik Bitlis'e işte Bitlis'e. Orada öğretmenliğe başladık. Öğretmenliğim de yani şey geçmedi. Hep birisi Türkçe bilmiyor. Ben de Kürtçe bilmiyorum. Onlar hep Kürt. 47 öğrencim vardı. 47 öğrencim. Bu 47 öğrenciden 32'sini mi 33'ünü mü geçirdim. Bugünkü bakma pek kalmadı. Okuma yazma öğrendiler, Türkçe öğrendiler. O bir 12-13 kişi de kaldı. Yani sınıfta bıraktım. Bu arada çocuklar da bir çocuğu dövdüm. Hiç aklımdan çıkmıyor. Şimdi demişler ki babaları, öğretmen dedin sen onu söyle. Şimdi oğlum diyorum sen bunu söylememen lazım. Oğlum sen bunu söylememen lazım. Ya yapma diyorum bunu oğlum. Ya yapma diyorum. Ulan oğlum etme bunu. Ulan oğlum etme. Şöyle elimin tersinden suratına çarptım. Oy hadi vurum dedi. Hadi vurum diye ağlamaya başladı. Hiç aklımdan çıkmıyor bu. Yani ilk şeyim orada oldu yani böyle. O aklımdan çıkmıyor. Unutmuyorum da. Adamı dedim babasına dedim al götür bunu dedim. Bu dedim ben bunu okudamam. Bu sende kalsın dedim. İkinci sene onu aldım. İkinci sene ama akıllanmıştı. Okumaya başladı ve okudu, onda sınıf geçirdik yani. İki sene sonra geçtim geldim. Geldim, Malatya'nın Amran köyü var. Arapkir'in Amran köyüne verdiler, orada öğretmenlik ettim. 9 yıl orada kaldım. Geldim 9 yıl, Kömürlük köyü var, Kürt köyü, Arguvan'ın. Orada öğretmenlik ettim. Burada günlerimiz güzel geçti. İşte çocuklarım oldu. Amran'da kızım oldu. Büyük kızım Necdet oldu, Mehmet oldu, Nesrin oldu.
Bir müfettiş vardı. Müfettişi ben şeye koymadım. Sınıfa koymadım. Böyle bir şeyden kovdum sınıftan. O da İstanbul'da nakıl şey olmuş. Ben müdür olunca İstanbul'dan müdür oldum. Adam vay bu müdür mola diye beni müdürlükten aldığı gibi kenar mahalleye sürgün etti. Benim evim de kenar mahallede. Yani mahallemin yanına, evimin yanına beni sürgün etti. Ben mahkemeye ver filan dediler. Gittim müdüre dedim ki müdürüm niye ben dedim sürgün ettin? Ne suçum neydi filan dedim. Ben öğretmenliğin başına zarar getirmedim sen diye. Dedi ki emir yukarıdan geldi. Dedim siz diyemediniz mi ki dedim ya bu çocuk ne yaptı bu öğretmen? Yani benim suçumu öğrenmediniz mi dedim. Ben bilmem geçen öğren dedi senin şeyin ben mi konuşacağım filan. Versiyesi filan. Sonra mahkemeye filan filan dedi. Arkadaşlar dediler ki ya versiyonla bir şey yutamazsın. Ne yapacaksın sen 27 doldun musun? 28 yıla girmişsin. Evet. Emekli ol gitsin dediler. Yaza doğru sen yazın emekli oldum. Evde ayrıldık yani. İşte İstanbul'da çalışmaya başladım. Bir de İstanbul'da bir muhtarlık serüvenin i̇şte, olmuş. Çalışmaya başladık. Şimdi bir öğrencim vardı. Kabzimallık yapıyordu. Ona ortak oldum. Emekli şeyim 900 bin lira aldım. 900 bin. 1 milyon alamadım. İşte şeyden 1 milyona doldurdum parayı. Şeye öğrencimle ortak olduk. Kabzimallık yapıyoruz. Ortak olduk. Dedi ki işte artık o arada oğlum da artık şey oldu, gelişti. Büyüdü. Senin büyüdü, yanında artık sana destek olabilecek. Tabii. Sonra öğretmenlik ediyor. O da öğretmenlik etmeye başladı. Kardeşimle artık çalışmaya başladık. O işten gelir elde ettin mi? Yok. Çok elde ettim. Çok güzel. Ben 27, 87, 9 bin lira aldım. 3 ayda 5 milyon kazandık. 3 ayda 5 milyon aldık. O zamanın parası. 2,5 milyon lira ödeştik. 1 milyon efendim şeyim vardı 3,5 milyon. Oğlumu nişanladım. Efendim 2 metre bir zincir aldım. Altın zincir. Evet. 5-6 tane bilezik aldım. 5-6 tane kremsi aldım. Her şeyden tamamladık. Ucuz aldık yanıma. Oğlumun düğününü yaptık. Öylece düğünü yani şey yaptık. Şimdi o arada ev aldım. Benim evimiz vardı. Orada ilk geldiğimde, öğretmen olarak geldiğimde bir arkadaşım onu unuttum söyleyen. Hükümet şeyden ev yaptırıyordu. Bu ne diyorlar ona ya? O evleri kireye veriyordu. Emlakçılık gibi mi? Yok. Hükümet yaptırıp kireye veriyordu. Ben de o kiralık evde geldim yazılam dedim. Dedim baba ben daha yeni geldim beni kim ara falan. Evet. Bir Tunceli bir arkadaş vardı. Karısı bu şeyde çalışıyormuş. Gül Goncası. Kadının adı da Gül Goncasıydı. Dedi ki hanımın yanına gidelim dedi. O arkadaş öğretmen arkadaş. Gidelim dedim. Gittik böyle anlat dedi ki Ali Bey yazılmıyor. Dedi ki niye yazılmıyor amca dedi. Yazın dedi. O son günümüş. Beni yazdılar. Hemen işte kağıdımı oraya verdik. Ben de şeye, lojmanlara girdim yani şeye. Hemen ben çıkmadım o lojman. Bedava lojman. Şans. Şans. Bana çıkınca dedim ne güzel oldu. Hanıma telefon ettim. Dedim hanım gel artık. Evde tuttuk. Evimiz de var. Gel dedim. Hanım işte şoföründen şey yapmış geldiler. Amzanlı öğrencilerim vardı orada. Onlar da evimi taşıdılar. Efendime söyleyeyim temizlediler. Bir şeyler yaptılar. Evi hazır ettik. Geldim ki Mehmet Gül gelmiş. Bir de bir komşumuz sahip çıktı müşteriye. Komşum. O da hekim kanlıydı. Bunlara sahip çıkmış. Bunları eve almış. Yamdanlar geldiler. Buzdolabını falan yukarı çıkarttılar. Üçüncü katta. Her şeyleri temizlediler, yaptılar. Efendim koltukları falan yerdeki koltuk almıştım getirdiler. İşte eve düzüp halı malı almıştık. Düzenlediler onları da. O yılları özlüyor musun? Eski yılları, çocukluğunu, gençliğini? Şimdi bunlar böyle geçti. Yalnız çocukluğumda babam bana biraz zulmetti. Yani onları hiç söylemedim. Daha ilkokulda okurken birini söyleyeceğim. Hepsini değil de. Şimdi
Ben daha küçüğüm. Kondör diyor. Kondör diyor. Ama bayram gününe yakın. Bayram gününde şey yapmış. Biz köyün kenarında bir tarlamız var. Ziraatçı oraya gittik. Ben kondör müyüm? Oturayım. Eşekler aşağıdan dışarı yayılıyorlar orada. Ben de oturayım orada. Davul çalmaya başladı. Bayram günü. Davul çalmaya başladı. Dedim baba dedim ben de gideyim. Ne var gideyim dedim oyuna. Gel lan dedim. Otur yerinde dedi. Heslendi bana. Daha bir şey diyemedim. Oturdum. Şimdi davul çaldı ama benim canım böyle sanki gidip geleyim böyle. Bir de sonra hayvanların bir tane aşağı gitti. Eşekleri getir falan dedi. Gittim eşekleri yukarı ettim. Yallah kaçtım. Doğru köye gittim. Köye gittim neyse. Köyde davul çaldığı gittim. Arkadaşlarla oynadık, zıpladık, güldük, eğlendik. Epey bir zaman geçenden sonra davul kesildi, herkes geçti önüne gittiler. Ben kaldım orada. Şah şimdi oraya gitsem babam beni öldürecek orada, dövecek. Eve gidelim dedim, görelim baba anam neydi. Gittim kapı kilitli, anam da gitmiş. Oraya dedim, harmana gidemedim, harmanda ne var ne yok, harman yerine, ekimler oraya geliyor. Evet. Gittim ki babam keş yerinden getirmiş sapı, döküyor. Ula gel dedi ve yardım edersin falan deyince hemen koştum. Dedim koşam gönlü kırılmaya. Baktım bir değneği elini almış terazdan bir değnek var. Değneği yazdırınca bana bulacak. Geri döndüm. Kaçarken ayağımda lastik ayak var bağlı. Ayağıma takılı atıyor. Çıkın çıkınca ağzım üstü serildim yola düştüm. Bu geldi beni elini aldı. Bir handek çıkartmışlar. Kel oğlan değiller, Kel Mehmet değiller. O handek çıkartmış yolun kenarında. Bütün mil, bu boy mil var yani böyle şeyin içinde. Çok derin çıkartmış. Ben de kafam üstüne milin içine atayım. Kafam üstüne. Milin içine atayım. Ben zor böyle çıkayım. Tekrar bir daha atayım. Bir kadın geldi. Mehmet kurban alırım yapma çocuğu öldüreceksin falan dedi. Şeyin Kel Mehmet'in karşısı Güley vardı, Güley. Bu kuleye iki değnek buradan yatırdım babam. Bir de köstelenmem geldi. Köstelenmedi ki lan çakınan dedi çocuğu öldüreceksin. Oğlum böyle çok da ölmez dedi Allah'tan kork. Sana ne ulan dedi ya dedi oğlum bırak şunu dedi ya. Köstelenme iki değnek sulan dondura yatırdı mı? Ulan öldürmezsen senden bilmem kimse yoktu dedi. Ne yaparsan yap. Köstelenme oraya oturdu. Ben göreyim yani böyle. O arada biraz nefes alayım. Yine başladı ben atmaya. O atada demek ki artık bağırtıya Güney de bağırdı biraz, o da bağırdı. Bir Meyrem anam geldi, Köl Meyrem diyorlar. Geldi bunun koluna sarıldı. Bu küfür ediyor, o diyor ki... O da kendine küfür ediyor, vur diyor. Bu da vuruyor ona. Kadıncağız salmadı kolunu. O atada bibim geldi, bibim değil.
dedi. Dedim baba dedim şurada bir dedim bakkal var dedim Aziz Bakkal. Dedik dedim sana kim oy verir ben oy vermem sana ben deyince. İri yarı bir ihtiyar kalktı onun dedi bilmem ağzına bilmem ne yaparım dedi. Sana kim vermemiş o dedi. O nasıl vermemiş sana oy dedi. Onun eniştesiymiş. İhtiyardan bir eniştesi. Kalktı gitti. Dedim amca vermez vermez zorlan bir şey olur mu lan evet. Dedim. He. Onlara bir çay ısmarladım. Çay içtiler. Ben kalktım. Akşam oldu eve baktım bir telefon geldi. Aziz telefonu baba ben öldürecekler. Anım, oğullarım, kayınlarım hep başıma çöktüler. Baba oyumu da sana vereceğim. Uçayla çalışacağım. dedi. Ondan sonra gelmeye başladık. İki yere yazıhane açtım. Efendim yazıhanenin her birine bir adam verdik. Dolaşıyoruz işte kahve kahve dolaşıyoruz. Adamlar beni artık tutmaya başladılar ama çok. Kadınlar benim için çalışıyorlar birçok şeylerde. Bizim hanım da onlarla beraber çalışıyor. Gelinim de onlarla beraber çalışıyor. Derken biz artık yükseldik, tanındık yani böyle. Ve seçim zamanı geldi. Ha, bu arada bir komşumuz öldü. Mehmet Ali diye bir komşumuz öldü. Biz oraya gittik. Bir taziyeye gittik. Şimdi orada bizim köylüler İstanbul'a daha yeni gelmişim. Sen kimsin? Muhtarlık kim diyorlar. Benimden dalga geçmeye başladılar. Muhtar gel, muhtar git falan dalga geçiyorlar. Dedim ki ben dedim aday oldum. Ne olursa olur, olmasın adımsa olsun dedim. Ne olacak? Evet. Bir Ali dayı vardı. Ben gelenden demiş ki lan Allah'tan korkmuyor musunuz siz demiş. Adam demiş aday olmuş. Siz demiş destekleyeceğiniz de adamından niye dalga geçiyorsunuz? Evet. Destek olacağınıza köstek oluyorsunuz. İnşallah olacak demiş Ali dayı falan. Neyse hep gülüşmüşler falan. O kim ki muhtar olarak falan diyorlar. Seçim zamanı geldi. Vallahi gelmeye başladık baba. Ali sayın, Ali sayın, Ali sayın. Bütün hangi sandığa geçen? Herkes seni soruyor. Ali sayın çıkıyor. 13 bin seçmenimiz vardı. Evet. Mahallede 13 bin seçmen. 13 bin seçmenden 3800'ünü ben aldım. Çok iyi bir rakam. 3800'ünü aldım. En üst baş 6 adaydık. 6 aday çıktık. En üst başı 1000 oy aldılar. O biri 700, 800, 600, 500 el aldılar. Muhtarlığı kazandık belasını. Kazandık bizi götürdüler efendim. Geldik. Bunlara bir ziyafet verdim. Gittim bir güzel yerde. Çarkılı türkülü bir yere bir ziyafet verdik. Efendim ondan sonra. Muhtarlığı kaç sene yaptın? 5 yıl yaptım. Bir dönem oluyor. Bir dönem. O zaman bir şey uzattılar. Bir yıl uzatıldı. Hı-hı. Benim şansımdan 5 yıl yaptım. Öyle bir şeydik o zaman muhtarlar bir mehir 10 lira alıyorduk. Bir mehir basıp 10 lira alıyorduk. Gün oluyordu ki ben 2000, 3000 lira alıyordum. Öyle para kazandım. Gün oluyor mesela 500 alıyorduk, ben 600 alıyordum. Ama hiç 500 aşağı düşmüyordu günlerim. Öyle para biriktirdik ki sorma. Evi aldık. Maşallah. Bir ev satın aldık. Evet. Bir eve gün ortak olduk onu da aldık. Yani benim oturduğum evde çoğundan aldım. Oğlum eve vereceğiz, olmadı çeşitli çeşitli artık şeyler aldım. Her türlü ihtiyacını gördük. Ev verdik, iki evimiz oldu. Bir ev benim aldığım ev, bir de öteki ev. Neyse oğluma evi donadık, döşettik her şeyini. Halısını, koltuklarını, suyunu, buyunu aldık. Güzel tamir ettirdik. Beşinci katta oturuyor. Oğlumu oraya yolladık, öttük. Ben de kendi evimizde oturuyor. Şimdi sabahleyin kahvaltı gelip orada yapıyor. Öğle de orada yiyor. Akşam orada yiyor. Yatmaya geliyor. Mehmet dedi ki oğlum baba dedi niye dedi bir ondan sonra dedi. Gel dedi ya birini kiraya verdik dedi birini oturak dedi. Olur dedim. Benim oturduğum ev kiraya verdik bir de gittik oraya. Oradan da beraber oturduk. Öğretmenliğimiz de öyle geçti yani. Çok güzel geçti yani şeyimiz. İşte ondan sonra bu müdür oldum ben okula. Okulda müdürlükte yani 57 günle müdürlük yaptım. İşte o müfettiş beni şey yaptı. Ben kendimi kovdum diye okuldan sınıftan kovduğum için. Evet. Hakkımda şey yapmış. Beni sürgün ettirdi. Müdürlüğü elimden aldılar. Şey gittim müdüre dedim ki ya da o müdürlüğü müdürüne niye dedim beni yaptırdın böyle ben. O da bana kızınca
İşte emekli olduk işte ondan sonra evet. Da eve geldi yani. Peki Ali amca, eskinin bayramları nasıldı, düğünleri nasıl olurdu? Eski bayramlarda çok güzel olurdu. Bayramlarda şimdi bizim köyde bir davulcumuz vardı, zurnacımız, davulcumuz vardı. Evet. O onu gider, ona o hayvanlarına yem alırdı. Ot götürürdük, saman götürürdük, bir şeyler götürürdük. Onun hayvanlarına yem verirdik biz. Yani bir aylık yemini verirdik. Adamcağız çıkardı, oğluyundan, oğlu davul çağır, kendi turna. Millet halay çeker oynarlardı, gülerlerdi, evet. Eğlenirlerdi. Büyüklerimiz de bayram namazına giderlerdi. Bizim köyde bayram namazı kılınırdı. Civar köyler bütün bizim köye gelirdi. Emir köyü çok güzeldir. Halen yeşillik, büyük bir köydür. Gelirlerdi. Onlar artık namazdan sonra o misafirleri evlerine götürürlerdi. Yedirir, içirirlerdi, bayramlaşırlardı. Biz de çocukken o bayramlarda kapı kapı gezerdik. Şeker toplardık. Evet. Şeker toplardık. Öyle günümüz geçerdi. Yani bayramlarımız çok güzel olurdu. Düğünlerde şimdi bir kız istemeye gidilir. Kızından oğlan mesela eskiden böyle pek şey olmazdı. Ben babam dedi ki bana, ben dedi Altay'ı isteyeceğim. Benim hanıma orada Altay dediler. Adı Altun. Altay dedilerdi. Altay'ı isteyeceğim dedi. Ben de Altay'la hiç konuşmamışım. Dedim ki giden konuşam dedim. Hoşuma giderse gidelim işte. Öğretmen de oldum. Daha evet. Öğretmen şey etmedi. Öğretmen oldum he. Gittim oraya. Çağırdım. Şeye dedim ki bir komşumuz vardı. Topal Meylen. Meylen dedim. Gittim şu Altay'ı çağır ki Altay'la konuşak. Meylen ne dedim? Dedi ki kıza bir şey yapacaksın falan diyorsun. Dedim çağır. Gittim Meylen çağırdı. Meylen içeri geçti. Baktım Altay geldi. Geldi kapıyı kapattım. Ama dedi sen niye çağırdın beni falan. Dedim ki seni dedim ben isteyeceğim dedim. Seni seviyorum. Ben seni istemek için geldim. Senin fikrini öğreneceğim dedi. Ne fikrini öğreneceksin falan dedi. Benim anam var, babam var, abim var dedi falan. Eskiden öyleydi yani. Evet. Onlar ne derse olur dedi. Ben sana ne fikrini ne derim dedi. Dedim senin gönlün var mı bende? Bana gelir misin? Dedi ki baba bana birisi gelirim dedi. Niye gelmeyeyim? Sen bir de öğretmensin dedi. O zaman da öğretmenler çok makbul. Aynen öyle. Köyde he. Tabii köyde ki. Bütün öğretmenlere düşkünler. Neyse gittim dedim baba tamam. Kızım gönlettik yedi işte. Babam gitti istedi. İstemeye gittiler şimdi. O zaman bir hedine yani. Onlar hedinesi için para istiyorlar. Başlık parası gibi. He, yok başlık parası ayrı bir de hedine istiyorlar. Ha. 1000 lira demişler. 1000 lira ene ene 400 liraya inmişler. Şimdi o küçük alemin var. Küçük alemin kız babası. Abdullah dayı var bizden taraf, o da oğlan babası. Evet. Demiş ki, bilmem herhalde şey dedi, değil ki artık o bir şey deyince, demiş ki Allah'ın emri o ne dedi, demiş, tamam Allah'ın emri o demiş, o parayı da vermemişler. Artık onlar bozulmuşlar, hedeme öyle atlatılmış. Artık davul zurna çalıyor artık, hep şey oldu. Oynadılar, eğlendiler, güldüler. Şimdi iki öğretmen evleniyoruz. Bir arkadaşım, benle öğretmen olan iki arkadaş yanınca, ikimizin düğünü bir oldu. Evet. Şimdi ikisi de ata bindiriyoruz. İlkin onlarınkini indirdik, köyü dolandırıyorlar. Köyün işte akrabaların yanında davul çalıyor. O akrabalar davulculara para veriyor falan. Geliyorlar, işte en son bizim eve geldiler. Geldiler artık. Aşağı, o evde oturmuyorlar, ahıra. Ahır veyahut işte şey olan yere gelini koyuyorlar. Evet. Neyse oradan tekrar biz yukarı kilere çıkarttık. Kilerimizi oraya çıkarttık. Ben birlikte gideceğim. Ama beraber oturuyoruz. Dedim ki ana sana bir şey diyeyim. Bunlar çok zenginlerdi. Sürüyle koyunları vardı. Evet. Efendim söyleyeyim. Zenginlerdi orasılı. Alazları çoğudu. Dedim bak dedim. Gelin dedim. Ben sana dedim şey mi? Benim size kızımı alacaksın dedim. Tamam dedi. Zengin yerin kızı dedim. Sen dedim buna dedim günde dedim bir bardak süt akşam yatarken versen sana zoruna geldim. Aba niye gelsin oğlum dedi. Teme sebebi veririm dedi.
Ondan sonra hanıma günde bir bardak süt vermek. Akşam oldum getiriyor. Kızım sen diye alışkınız, sen sütü iç. Anam verildi sütü, birkaç gün iç, ondan sonra sütü bana verdi. Anam içmedi. Dedim hanım bak, anam dedim sana bu kadar düşkün. Anam yoksulluktan büyümüş. Onun için anama dedim iyi bakacaksın. Anama dedim kötü bakmayacaksın. Bu anam dedim bizim bir şey hep kötü gün geçirmiş. Onun için bize de kötü gün geçirmesin dedim. Alek Bey sen gayet sol dedi. Ben dedi Fatmacık Hanım'a hiç kötü davranmam dedim. Velhasılı yani ömrüm şey olmadı. Çocukluğumuz fakirle geçti ama